Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Doza gelmek istiyorum. Şimdi izleyicilerimiz merak da edebilirler. Yani şimdi işte MR'da mı daha çok radyasyon vardır, tomografide mi de vardır? İşte ultrasonda mesela radyasyon olmadığını biliyoruz, X ışını diyoruz. Ufak bunlarla ilgili de bilgi verebilir misiniz izleyicilerimize? İlk önce MR'la ilgili şeyi söyleyeyim. MR'da radyasyon yok. Yalnız MR'da titreşim olduğu için gebe kadınlarda biliyorsun ilk 8 hafta titreşim olmaması gerekiyor çocuğun. Anne işte endometri rahmi içerisine penetre yapışması için o titreşim onu engelleyen biraz da o dönem organ oluşumu dönemi olduğu için ilk 8 hafta genel olarak hani titreşimi öyle çok önerilmiyor. Ama bu radyasyon olduğu anlamda değil. MR'da bir süre radyasyon gibi bir kaygının taşınmaması gerektiğini baştan belirtelim. Ultrasonografide de radyasyon yok. O konuda da yani ona dair de bir sürü yanlış kanıtlar var. Yani gelip hocam bu da radyasyon varmış şeklinde. MR ve ultrasonu ayrı tuttuk. Onları ayrı tutuyoruz. Mamografilerde biliyorsun çok düşük doz. Yani yaklaşık diyelim ki tomografi ve normal röntgenin yarısı kadar bir radyasyon taşıyor. O da çok düşük düzeyde bir şey. Ama bu şu demek değildir. Yani diyelim ki gebe kalma ihtimali olan bir hastanın, işte olası adeti gecikmiş bir hastanın siz onda yine mamografi yapma konusunda sakınmalısınız. Çünkü düşük dozda da olsa gebe kalma ihtimali ya da gebe kalmış olma ihtimalini düşündüğümüz bir olguda radyasyon teması ya da maruziyeti olmasını istemeyiz. Bir sefer onu başta söyleyelim. Ayrıca ilaç maruziyeti de istemeyiz filan. Bu çok şey değil. Ama tabii ki tomografide demin söylediğim gibi gereksiz yere yapılmamak koşuluyla radyasyon var. Ama bunun tabii dozlarının üzerinde çok artık oynanabiliyor. Artı bu cihazların çok kalibrasyonları artık günümüzde çok daha hassas düzeyde yapıldığı için bu saçılma, dökülme, radyasyondaki o herhangi düşünmediğimiz saçılmalar da çok azaltan bir şey. Röntgende maruz yani radyasyon olduğunu herkes bu uyarılar şeklinde de belirtiyor. Yani kısacası röntgen ve tomografide şey düzeyde bir radyasyon söz konusu ama bunu zaten keyfi yapılmayan bir şey olduğunu düşündüğümüzde, gerekli olduğunu düşündüğümüzde artı bu hani diyelim ki işte ayda bir röntgen ya da ayda 6 ayda bir tomografi yapmak vücudun tolere edebileceği düzeyde bir radyasyon miktarı. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.